Yaklaşık bir saat sonra başlayacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu revanş mücadelesi. Slavia Prag fenerbahçe karşılaşmasının maç önü detaylarını sizlerle birlikte paylaşıyor olacağız. 11'ler belli oldu. Fenerbahçe'nin sahaya çıkacağı 11'i birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Ve hem 11 üzerinden hem de Erek Kulübesi'nde yer alan oyuncular üzerinden Slavia Prag deplasmanında temsilcimizin, Avrupa arenasındaki temsilcimizin performansını konuşacağız. Kalede Altay var. Dörtlü bir savunma olarak gözüküyor. Serdar ve Tizerant stoper mevkiinde Salai ve Osay Samuel beklerde önlerinde Sosa ve Mert Hakan çizgide Ferdi solda Valencia sağda forvet arkası Pelkas ve ileri uçta da Serdar Dursun şeklinde Fenerbahçe bugün Slavia Prag deplasmanında sahada yer alacak. İlk karşılaşma 3-2 Slavia Kadıköy'de oynanan mücadelede üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Deplasman golü kuralının olmadığını, kalktığını bir kez daha hatırlatalım. Bu anlamda Fenerbahçe'nin atacağı tek bir gol ve bununla beraber alacağı bir galibiyet 90 dakikanın sonunda maçı farklı bir noktaya getirebilir. Tabi skordan bağımsız söylüyorum bunu. Çok daha başka şeylerde konuşabiliriz. <laughs> Dileğimiz temsilcimizin iyi bir oyunla beraber istediği sonucu 90 dakikanın sonunda tabelaya yazdırıyor olması. 11 ekranlarda Volkan Demir bu 11 üzerinden dilerseniz biraz konuşalım. Serdar Tizeran ikilisini burada görüyoruz. Ferdi önde sol stoperde düzeltiyorum sol bekte Salah'ı bugün sahada göreceğiz. Bu dizilim üzerinden nasıl bir Fenerbahçe bekliyorsunuz? Valencia bugün çizgide Serdar Dursun başlamayı tercih etti İsmail Kartal. Ya aslında Ferdi ve Osay Samuel gibi iki tane oyuncuya sahip olmak size işte hem Pereira'nın oynattığı düzeni, işte üçlü savunma, kanat bekler düzenini sağlıyor. Hem de aynı zamanda ee, İsmail Hoca'nın geldiğinden bu yana kullandığı dörtlü savunmada da e, çok rahatlık sağlıyor. Fenerbahçe'nin normalde baktığında gerçek bir sol beki yok. Filip Novak sakat olduğu için söylüyorum. Ee, Nazım dışında da gerçek bir sağ beki yok. Ama Ferdi ve Osayi öyle öyle oyuncular ki hani sağ beke koyduğunda da performans alabiliyorsun. Ferdi özellikle. Sol beke koyduğunda da alabiliyorsun. Hı hı. Sağ ön, sol ön de, de oynayabiliyorlar. Ee, hatta Ferdi'yi bence orta sahada oynatsa aslında... Hani Mümkün olsa orta sahada oynasa bence en etkili olacağı yer orası olabilir Ferdin'in. E, maçın başlangıcına e, bizim diziliş belki biraz farklı olabilir. Maçın başlangıcı belki dörtlü başlayabilir ama maçın içinde Salahin'in stoperleşip Ferdin'in gelmesiyle veya e, Tisserand'ın sağ bekleşip e, Osay'ın öne çıkmasıyla farklı e, formasyonlar da denenebilir. Valla... E, Kadroya baktığımızda genelde hani insanların soracağı soru muhtemelen Arda Güler olacaktır. Son maçta Tabii. E, ilk 11 başladı Hatay Spor Mücadesi. Çok da iyi bir performans sergiledi. İstatistikleri de hani genç oyuncu olmasına rağmen ilk maçında gayet iyiydi. E, Birçok istatistikte takımın öne çıkan isimlerinden bir tanesiydi. E, bu maçta yedek ama İsmail Hoca'nın bir açıklaması bası toplantısı oldu biliyorsunuz dün maçtan önce. Hı hı. E, onu biraz korumak istiyorum. O cümle de çok tartışıldı. Yani genç oyuncuların... Korunmaya ihtiyacı var mı? Çok mu üzerine titriyoruz acaba genç oyuncular? E şimdi şöyle düşünmek lazım. Yani burada ben hep şunu söylerim. Bugün bu 11'i mesela neden eleştirmiyorum? Çünkü bütün gününü hatta 24 saatini bu oyuncularla yaşayan adam İsmail Kartal. Onun görüşlerine, onun kararlarına saygı duymamız lazım. Bu bir. İkincisi genç oyuncular konusunda ben aslında biraz daha İsmail Hoca'ya yakınım. Yani şimdi baktığında... Hani bu adam oynatan İsmail Hoca. Hani öyle bir niyeti olsa, genç oyunculara karşı bir alerjisi olsa oynatmazdı Hatay Spor maçında. Ama oynattı, ilk 11'e koydu. Bu maçta da muhtemelen tabii ki Avrupa takımı ne olursa olsun, ben bunu ilk baştan sonra da söyledim. Hani Avrupa'da oynamakla Avrupalı gibi oynamak arasında fark var. Slavya Prag tam onu anlatan bir takım. Çok büyük yıldızlar olmamasına rağmen Avrupalı gibi oynayan bir takım son derece takım disiplinleri yüksek, pozisyon sadakatleri yüksek, e, skor ne olursa olsun aynı tempoyu, aynı e, mücadeleyi gösterebiliyorlar. Elbette e, fiziksel olarak düştükleri dönemler oluyor ama ortalamaya bakacak olursak o disiplin hep var. Tam bir Orta Avrupa takımı. Fenerbahçe'de bu gitgeller yaşıyor dönem dönem. Mesela geçtiğimiz hafta oynanan, Kadıköy'de oynanan maçta son derece özellikle pozisyon disiplininden diyeyim uzak bir takım görüntüsü neydi Fenerbahçe. Hı hı. Ama İsmail Hoca bunun tespitini yaptı ve baktığında bu şu anda ilk 11'de olan oyuncuların Serdar Dursun hariç, başka kim hariç? Salay da yedekti. Yani 7-8 tanesini dinlendirdi. Ferdi zaten cezalıydı. Mert Hakan oynamadı, Sosu oynamadı, Valencia oynamadı, Salay oynamadı. Birçok oyuncuyu dinlendirdi hoca biraz daha dinamik, biraz daha güçlü bir Fenerbahçe bekliyorum bu akşam. Şunu da söyleyeyim. İlk maç öncesinde de söylemiştim. Yani Konferans Ligi işte artık hedef değil falan gibi böyle yorumlar yapılıyor. Ben tam aksine Fenerbahçe futbolcularının, Fenerbahçe futbol takımının bu turnuvaya çok ciddi eğildiğini biliyorum. Çünkü ne olursa olsun bir Avrupa Ligi bu. Avrupa'da kendinizi gösterme fırsatı bir pazar pazarda kendilerini gösterebilmek için son derece motive durumdalar. Bu nedenle de kadro ne olursa olsun, diziliş ne olursa olsun Fenerbahçe'den ben bu akşam iyi bir 90 dakika, iyi bir performans bekliyorum. Hı hı. E Fenerbahçe o fiziksel kaliteyi ortaya koyarsa zaten yetenek olarak bence rakibinin önünde bir takım. Fenerbahçe, Slavia Pıran'ın önünde bir takım. Bu maçın ve turun favorisinin de bu akşam ilk baştaki dezavantaja rağmen Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi... E çok disiplinli bir takım. Kolay olmayacak. Sabırlı olmamız lazım. Sabırlı mücadele etmemiz lazım. Onlara e, aynı fiziksel kaliteyle yanıt verebilmemiz lazım. Bunları sağlarsak işte bugün görüntüdeki Ferdi gibi, işte Pelkas gibi, Valencia gibi çok değerli oyuncuların e, kilit açabileceği Ki bu yüzden de belki Ferdi'yi önde oynatmayı tercih etti İsmail Hoca ilk maçtaki e, bir, performansı. biraz daha biraz daha ön tarafta hani üçlü bile oynasan biraz daha ön tarafta Aynen. olacak Ferdi. E, ve Pelkas da bu görüntüde sanki Serdar'ın partneri gibi Hı -hı. gözüküyor. Yani ikinci bir forvet oyuncusu gibi veya bir 10.5 numara diyebileceğimiz ile 10 arası. Aslında Pelkas'ın kendini Fenerbahçe'de sevdirdiği mevki bu. Hatta belki İlk de belki de transfer olmasını sağlayan mevki. Yani e, bir forvet arkası oyuncusu olarak geldi. Burada da e, Pelkas'ın e, performansında mutlaka daha iyi, daha e, Yükselen bir hı hı. görüntüde olacağını düşünüyorum. Valencia dinlendi, bu önemli. Dinlenmeyen tek oyuncu çok enteresan, Osay Samuel. <laughs> Düzenli olarak oynuyor yani ne olursa olsun sağ bek, sağ açık bir şekilde 11'de kendine yer buluyor. İsmail Hoca ondan bir tek vazgeçmiyor görüntü itibariyle şu an onu söyleyebiliriz. Serdar da hani 4 maçlık periyoda bakarsan ilk maç, ikinci maç, Kisa ilk, ilk Slavya maçı, önceki e, deplasman... Giresun deplasmanı hani bunları koydun da koyduğunda arka arkaya ilk 11'de oynamadığı maçlar var ama o sayı hepsinde oynadı. Ee, enteresan o sayı tercihi İsmail Hoca'nın <laughs> hiçbir şekilde vazgeçmiyor. Mesela ben bugün dinlendirilmesini bekliyordum. Hani Nazım'ın olma ihtimalini daha yüksek görüyordum. Ama hoca sağ bekte de olsa o kullanmayı tercih etmiş. Şimdi şöyle bir yedek kulübesine bir kez daha bakalım. Fenerbahçe'de Novak, Mesut, Gustavo'nun sakatlıkları var. Kart cezalısı Miha Zayt. Slavia Prag'da da ilk maçta oynayan Şevçik sakat. O yok. Masopus ilk maçta da yoktu. Takımın önemli isimlerinden biri bu mücadelede de rövanş karşılaşmasında da sahada olmayacak. Berisha yedek kulübesinde, Arda yedek kulübesinde, İrfancan Can Kahveci yedek kulübesinde, Kim Mince, Nazım Sangare, Ozan Tufan gibi oyuncular